Baba Masalları kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için Ramazan'ın Dili isimli masalı anlatmak istiyorum. Bugün evde bir telaş bir telaş sormayın. İftara misafirlerimiz var. Annem saatlerdir koşuşturuyor. Nasıl güç buluyor hiç anlamıyorum. Ben o kadar acıkıyor, o kadar susuyorum ki anlatamam. Yardım etmeye çalışıyorum anneme ama hemen gücüm tükeniyor. Hele bu son saatler hiç geçmek bilmiyor. Çok sızlandım değil mi? Aslında acıksam da, susasam da oruç tutmayı çok ama çok seviyorum. Yiyebileceğin halde yememek, içebileceğin halde içmemek. İçinde bir şeylerin seni tutması çok ilginç. Çok güzel, tarifsiz bir duygu. Sanki içimde bir şeyler güçleniyor, büyüyor. Rabbime kendimi yakın hissediyorum. Dilara, Dilara. Efendim anneciğim, masayı hazırlamama yardım eder misin? Vakit iyice daraldı. Geldim anneciğim, hiç telaşlanma. Tam 60 dakikamız var iftara. Evet, tam bir saatimiz. Yani 60 dakikamız var. Soframızı hazırlayalım. Misafirlerimiz gelmek üzeredir. Tamam anneciğim, hemen. Bugün çok acıktın sanki Dilara. Evet anneciğim, çok acıktım. Ama en çok da susuzluk beni mahvetti. Anlıyorum canım. Ben de biraz susadım. Hatırlıyor musun anne? Küçükken tekne orucu tutardım. Sahura kalkardım. Sonra öğlene kadar hiçbir şey yemezdim. Ne kadar zor gelirdi yarım gün oruç tutmak. Şimdi ise tam gün oruç tutabiliyorum. Öyle öyle. İraden gelişti Dilaracığım. Sabretmeyi, dayanabilmeyi, kendini tutabilmeyi öğrendin canım benim. Anneciğim, peki neden tekne orucu demişler? Kızım, Anadolu'nun gönlü iman dolu güzel insanları, küçük yaştaki çocukları oruca alıştırmak ve onlara İslam'ın güzelliklerini kazandırmak için bu yarım günlük orucu tavsiye ederlerdi. Adına da tekniye orucu denirdi. Arapçada künyelemek, kimliklenmek, şahsiyet kazanmak anlamına gelen tekniye zamanla tekne olmuş. Anladım. Ne kadar güzel düşünmüş büyüklerimiz. Allah onlardan razı olsun. Anneciğim, bugün orucumu açar açmaz meyve yiyeceğim. Sabahtan beri canım neler çekti neler. Kızım, meyvemiz yok ama pazardan biraz meyve alabilirim. Sabahtan beri canının çektiklerini hazırlayayım. Misafirlerimize de ikram edelim. Anneciğim, oruçluyken bile hatalarımı yakalıyorsun. Meyve yerine meyve demiştim. Sevgili çocuklar, Ramazan ayında sizler de kısacık da olsa oruç tutmaya çalışın. Bu şekilde Rabbimizin gözüne gireceksiniz. Sizi daha çok sevecektir. Ve büyüdükçe inanıyorum ki oruçlarınızı tam zamanlı tutabilirsiniz. Şimdiden Allah oruçlarınızı kabul etsin. Hayırlı iftarlar diliyorum. Sevgili çocuklar, masalımızın sonuna geldik. Videomuzu kapatmadan önce lütfen abone olmayı unutmayın. Bir başka masalda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.